Neden YouTuber oldum? Ben bence YouTuber değilim ki. Ama YouTuber'ım. Ne? Şu ana kadar 20 küsür YouTube videosu çektim ve fark ettim ki hiç size kendimden bahsetmedim. Ve bu yüzden de size kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Neden bu videoları çekiyorum? Neden işte challenge tarzı şeyler ya da böyle sizi gülme krizlerine sokan ya da sokabilecek olan videolar çekmemeyi tercih ediyorum da böyle içerikler oluyor. İşte neden astroloji, ne bileyim, neden kişisel gelişime bu kadar kafayı bozdum? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani hayatımda ne vardı da YouTube kanalı bir anda açmaya karar verdim. Bunları bence artık sizinle paylaşmam gerekiyor. Ama şunu da söylemem gerekir ki bu normal bir YouTube videosu herhalde olmayacak. Çünkü nereye gittiğini ben de bilmiyorum ama herhalde bir yerlere gider. Benim hakkımda biraz daha bilgi sahibi olacaksınız bu videonun sonunda. Her şey İstanbul'da başladı aslında. Ben 88 doğumluyum. Yani 31,5 yaşındayım. Ve hikaye tam olarak şöyle başlıyor. Şimdi adım Kardelen Ketenci. Adım soyadım. Ama aslında orta adım var. O da Ceren. Ve normalde benim 14 yaşına kadar, yani liseye başlayana kadar adım hep hani Ceren'di. Zaten beni bilen arkadaşlarım hep Ceren diye biliyordu. Pardon, liseye başlamamla beraber adımı Kardelen olarak değiştirdim. Bundaki en büyük sebep neydi? Ben hep başına buyruk biriydim. Hep kendi doğrularım, kendi isteklerim neyse o şekilde yol aldım diyeyim. Tabii ki de benim de bir annem var, babam var ama babasız büyüyen bir kızdım. Yani yok. Yani babam büyürken işte anne baba ayrıydı. O yüzden yoktu. Dolayısıyla annem de ağır ceza avukatı olmasından dolayı hep tek başıma büyüdüm diyeyim. Ve bu değişik bir yalnızlık duygusunu da beraberinde getiriyor. Ve bu yalnızlık, çaresizlik, zaman zaman güçsüz hissetmek de aslında insanı bir yerde çok güçlü kılıyor. İşte ben büyürken bunlarla büyüdüm diyeyim. 11 yaşında da manevi annem dediğim ikinci annem, yani bana bakan, bizim işte ev işlerini de yardımcı olan kadınla tanıştım. Şimdi şu Kardelen'e bir geri döneyim. Liseye başladığımda adımı değiştirdim ve herkese kendimi Kardelen diye tanıttım. O zaman 14 yaşlarında, işte 15 olmuyordum galiba, 14. Annem de tabii ki de beni deli sandığı için, ben daha böyle duygusal ve yaratıcı bir tipim. Annem de daha analitik. Psikolog biz dolaştık ve benim hani normal olmadığıma, işte kesinlikle bir rahatsızlığım olması gerektiğine çünkü kanaat getirdi. Ama yoktu aslında. Ceren ismi Ceylan yavrusu demek ve beni hiçbir şekilde ifade etmiyor. Çünkü daha güçlü görüyorum kendimi. Bütün bu güçsüzlüklerden. Ve yeri gelmişken şundan bahsedeceğim. Bu kadar çok güçlü olmak, işte aslında güçsüz olmak eşit falan, hani o incinebilirlik videosunda ya da başka videolarda da, hani kişisel gelişimle ilgili videolarda bundan bahsediyorum. İzlemediyseniz de izleyin şuradan ya da buradan. Bu hareket böyle bayağı hoş. Bu sebebi bu aslında. Çünkü güçsüzlükleri gerçekten yaşayan biri olarak oradan doğdum ve Kardelen'de hani o karın altından çıkan ve 3 gün yaşayan ve hani şöyle narin de bir çiçek olduğu için aslında beni çok sembolize ediyordu diyeyim. Her neyse, deli olmadığıma ya da herhangi bir psikolojik sorunum ya da rahatsızlığım olmadığına kanaat getirdik. Yani annem daha doğrusu kendi kendini ikna etti. Ondan sonra da adım Kardelen oldu. 18 yaşına geldiğimde de yani Kardelen Ceren olarak mı tutmak istiyorum yoksa sadece Kardelen olarak mı devam edeyim diye bir karar vermem gerekti. Kardelen Ceren diye tuttum. Çünkü geçmişimde hani silmek istemedim. Şimdi bu Kardelen şeyi böyle. Bunu da size niye anlatıyorum? Çünkü bütün hikaye aslında burada başlıyor. Çok güçlüyüm, bir kadınım, Türk'üm ve başına buyruğum, gezginim. 9 yaşında yani Amerika'da yaz okuluna gittim. Pardon, ilk İngiltere'ye gönderildim işte annem tarafından. Çünkü annemin en büyük kompleksi işte İngilizce ben bilmiyorum sen öğren falan şeklinde. Kompleks değil de yetersizliği diyeyim. Neyse 9 yaşında işte şeye gittim. 11 oluyordum ya, pardon galiba işte. 99 depremi yaşandığında İngiltere'deydim 2 ay. İlk öğrendiğim kelimeydi o, earthquake. Ve onunla aslında hayatı tanıdım. Çünkü orada annem Amerika'ya gidiyor ve beni gönderiyor. Ve beni gönderdiğinde de hani orada yalnızım ama en küçük benim 11 yaşında, benden sonraki 17 yaşında, böyle çiftlik evi gibi düşünün orayı ve İngilizce öğrenmek için oradayım. Çok değişik bir psikolojiye girdim. O benim için böyle bir şeydi. Wow, hani ben bu dünyada yalnızım galiba. Hani kendimle de eğleniyorum, iyi ama böyle bir değişik bir duygu vardı. Yani benim tamam annemi çok seviyorum, babam da var. Hani anneannem, dedem, hani ailem arkam, böyle bir yalnızım yani ben. Ve yani İngiltere'ye tek başıma 11 yaşında gönderiliyorum. İşte ertesi sene 12 yaşında 2 ay, 3 ay hani Amerika'daydım, yaz okulu. Her yaz yaz okuluna gittim. Annemle çok sık konuşmuyoruz hani. Öyleydi hani, çok yakınız ama ya değişikti böyle bir ilişkim diyeyim size. Bunlar da beni açıkçası yalnız ama bir o kadar gezgin, kendimle olmaktan çok keyif duyuyorum. İşte evet hani arkadaşlarım var, dostlarım var ama böyle o derin yalnızlık duygusu da hep içimde. Var yani o duygu ve buna bir şey yapamazsınız. Hani sadece onunla yaşamayı kabullenirsiniz. Tad anlarınız vardır yani, herkes bir gün bence bu yalnızlık duygusunu az ya da çok yaşamıştır ama bende bu çoktu. Ve üstüne işte güçlüyüm ya da güçlü olduğumu sanıyorum belki hala, bilmiyorum. Çünkü tabii ki de güçsüzlüklerim ve zaaflarım var. Bütün bunlardan dolayı ben aldım başımı gittim. İşte Fransız Lisesi'nden mezun oldum 18-19 yaşlarında ve 72 kişi başlayıp 38 kişi mezun olup Los Angeles'a tek giden benim, ki bilenleriniz vardır, Fransız Lisesi'nden mezun olup Amerika'ya gitmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ama ben çok istikrarlıydım. Bu arada bir yalan söylemiştim, onu da itiraf edeceğim. O sene ÖSS'ye girmedim ve bütün arkadaşlarım beni ÖSS'ye hazırlanıyor diyebilirken ben de interrail yaptım o zaman. Ama yapmam gerekiyordu çünkü arkadaşlarıma siz ÖSS'ye çalışın, haha ben de geziyorum diyemezdim. Annem hatta evlatlıktan reddederim seni, gidersen boyutuna geldi hani, okumam gerekiyor, okuman gerekiyor falan. Okumayacaktım. Yani ÖSS çok mantıksız geliyordu, üniversite okumam gerekmiyordu. Hani her şeyi yaparım ya zaten. Ve sanatsal olduğumu da biliyordum. Sonuç olarak Amerika'ya başvurdum, kabul edildim. Tek hayalim sörfçü olmaktı. Hayallerimin peşinden gitmek, hani onu seviyorum. Amerika'da da 1,5 sene kadar yaşadım. Tabii ki de psikoloji eğitimi aldım işte oradayken, hani boş kalmayayım diye ve belki psikolog olurum diye. Ama Hawaii'ye gidiyordum hep, sörf işte öğreneyim. Böyle hep sörfçülerle konuşuyorum falan. Neden sörfçü olmak istiyordum? Çünkü benim için hayattaki en önemli şey evet yalnızlık, özgür olmak ve kendin olabilmek. Ve bunları yaparken de böyle bir akışta gitmek diyebilirim size. Yani deniz, renkler, insanlar, böyle hepsi sanki böyle beni tamamlayan şeylerdi ve o özgürlük ruhumun çok derinlerinde belki var. Bunu hep hissettim. Ve hiçbir yere ait olmama. Aslında en büyük şey bu. Yine belki yaşayanlarınız vardır ama şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Ben 4,5 ay, 18-19 yaşında bir kız işte. Orada kaldım Los Angeles'ta. 4,5 ay dönemedim. İşte bir sebepler vardı. Bilet alamadım. Üniversiteye uymuyordu falan falan. Dönemedim ve döndüğümde o 4,5 ay sonra annem yaşıyordu işte evinde ve benim de odam vardı. O odaya döndüğümdeki ilk hissimi çok net hatırlıyorum. Çünkü 12 saat fark olduğu için hani annemle konuşamıyorum çok sık. Babamla zaten konuşmuyorduk. Kavga da öyle etmişliğimiz aslında yok. Koptuk sadece. Hani hayat insanları savuruyor ve herkesin de haklı sebepleri vardır. Babamı da seviyorum. Öfke şeylerim yok ama işte herkes kendi yolculuğunda. Neyse ve ben döndüğümde odada böyle resmen manyak gibi tur atıyordum. Yani böyle hani kediler böyle döner ya ve tek hissettiğim hani bu düşüncenin falan bir şeyi, yani ben nereye aitim? Ben hiçbir yere ait değilim. Hani benim evim yurdum yok. Tamam gezginim, gezmeyi çok seviyorum ama bir insan hani en derinimizde istediğimiz şeylerden biri, o hani en derinde ne istiyoruz videomu paylaşmıştım. Derin bağ kurmak ve katkıda bulunmak. O derin bağ kurmak için de bana kalırsa gerekli şeylerden biri ait olma duygusu. Ben hayatımda hiç kimseye ait olmadım. Hiçbir yere de ait olmadım. Ve neden bu videoları çekiyorum? Buradan buna bağlayayım. Bu videoları çekiyorum çünkü yalnızlık duygusunu çok iyi biliyorum. Çünkü biliyorum orada yalnız hisseden birçok insan var. Ve ben zaten bu duyguyu deli gibi bilen, yaşayan, aşina olan bir özgür ruh olduğum için kendi hayatımdan, kendi öğrendiklerimden, kendi deneyimlerimden sizinle olabildiğince size destek olarak, motive ederek yanınızda olmamı istediğiniz kadar ve istediğiniz sürece de ve kendim de istediğim kadar ve istediğim sürece bunları paylaşmak istedim. O yüzden amacım yani biraz bir İngilizce şey yapacağım, bullshit yapmak değil. Size bir şey satmayacağım da. O yüzden de böyle videolar çekmek istedim. Yani daha doğrusu YouTuber olmadan YouTube'a girmek istedim diyeyim. Esas amacım buydu. Yani niyetim hani YouTuber olmak değil. Tabii ki çok absürt gelebilir. Hani YouTube videoları çekiyorsun, YouTuber değil misin? Ne kadar saçma. Haklısın, çok haklısın. Niyetim milyonların beni izlemesi ya da aman da beni bir tanısınlar, beni tanıyın işte falan ya da inanılmaz challenge'lar yapayım, sizi gülme krizlerine sokayım değil. Bu ben değilim. Şöyle eğlenmeyi çok seviyorum, sizi eğlendiririm, burada şebeleklikler yaparım. Deli gibi de belki izlenir. Ama ve izlettiririm de diye düşünüyorum. Bunda da özgüvenim var. Ama amacım o değil. Ben olarak bütün bu işte çaresizliklerle, yalnızlıklarla, şu ana kadar geldiğim düşmelerle, kalkmalarla, bazen eğlendiğim anları, bazen ağladığım anları tüm çıplaklığıyla sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü biz en çok zaten bu yanımızı göstermekten korkuyoruz. Ve sizi üzmek falan da değil ama hayat bir surf. Ve ben bu surf'i işte o tahtaya binip sizinle almak istedim. O yüzden de bu dalgada siz de bana katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Ki hayatı çok çünkü bu surf'e benzetiyorum. Renkler ve surf benim hayatımın vazgeçilmezi. Çünkü bana hem yalnızlık duygusunu unutturuyor diyeyim. Zaten hepimiz bu acılardan kaçarak bir şeyleri unutmaya da çalışıyoruz. Ve su ve deniz, okyanus iyileştiriyor. Aynı zamanda o özgürlük duygusunu tadıyorum. O yüzden de bunu da bir surf olarak görüyorum. Hayatı gördüğüm gibi. Bu sebeple hani beni hiçbir zaman öyle görmeyeceksiniz. Klişe bir YouTuber olmayacağım. Evet belki daha az izleneceğim, belki daha çok izleneceğim ama şu var. Ben çok mutlu olacağım ve çünkü şu anda tatmin duyuyorum. Ayrıca şöyle bir şey de var, bunu çok iyi biliyorum hayatımda. Bana kim ne derse desin, bundan da vazgeçmem. 10 milyon izlenen biri de olsanız, 20 milyon izlenen biri de olsanız içinizdeki o boşluk duygusu var ya. Yani gerçekten o boşluk duygusu, o hani tatmin olmamıştık. Ya da işte çok güzel eğlendirdim, yani ne paralar kazandım ya da işte ne kadar izlendim. O sizi belki %10, belki %20, %30 mutlu ediyor. Ama siz gerçekten tatmin değilseniz eğer o boşlukla hayatınıza devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu sebeple de ben buyum. Bu şekilde yol alacağım. Benimle katılmak isteyen, beni izlemek isteyen herkese de sonsuz gerçekten sevgim var. Bunu kamera işte o nokta vasıtasıyla ne kadar alıyorsunuz, ne kadar hissettirebiliyorum. Bu karşılıklı bir alışveriş. Ama çok mutluyum böyle bir yolculuğa başladığım için. Bir de şunu da kesinlikle itiraf etmem gerekiyor. Çünkü bunun amacı hani YouTube videosu da değil. Hani klişe öyle şey. Evet bugün sizinle şunu paylaşacağım videosu değil. Kendim için yapıyorum bunu en başta. Çünkü kendimi ifade etmek benim hayatımdaki en büyük zorluklardan biriydi. Hayatımdaki 1,5 sene, yani 1 seneden fazla işte 1,5 sene kadar konuşmadım. 13-14 yaşları benim buhranlı bir zamanımdı. Bir videoda paylaştım sizin o anoreksi olma dönemim. Böyle değişik bir dönemdi yani zordu o ergenlikteki o dönem. Konuşmadığım o zamanlarda hani iletişim, insanları çok gözlemledim. Konuşmadım evet, hani derin düşüş yaşamıştım. O yüzden de iletişimde olabilmeyi çok önemsediğim için kendimi bu anlamda daha da geliştirmek istiyorum. Bu da benim nedenlerimden biri. Böyle biraz fazla açık oldum belki ama belki de bu gerekiyordu. Bilmiyorum. Sonuçta herkes neyin doğru olduğuna inanıyorsa o şekilde davranıyor. Ben de şu an için bunun doğru olduğunu hissediyorum. Böyle